Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Şöyle bir tasnif yapmaya gerek duydu. Adem'le ilgili tabirlerde Adem'i sırf, tekvindeki Adem, imkanattaki Adem, daire-i ilimdeki Adem, insanla yani beşerle beraber ebed tarafına, ahiret alemlerine giden Adem bizi en fazla bu ilgilendiriyor aslında. Bir de Adem mutlak diye bir tabir var. Bunları ben öğrenince bana ne faydası olacak? Bununla beraber yüce yaratanın, Allahu Teala'nın bu yarattığı mahlukatın ne kadar değerli olduğunu, nasıl bir sistemle yarattığını, o yaratma zeminindeki vücut bulan vücutların nereden geldiğini, nasıl anlam bulduğunu, ben anlayamasam nasıl firaklara, elemlere, manevi cehennemlere, girdaplara girdiğimi, bunlardan nasıl kurtulacağımı anlama adına bu tabirleri anlamaya çalışın. Adem-i sırf, benim anladıklarım tabii bunlar. Yoksa beraber gidelim inşallah. Adem-i sırf, Allah varken hiçbir şey yokken kendi matlubunu, istediğini, yaratacağı mahlukata anlamlandırma adına bir silsileyi bize anlatmak için anlamlandırıldığı zeminin tamamı. Adem-i sırf. Bu bizimle hiç alakası yok. Tekvindeki Adem, zat-ı sıfatlardaki tekvinin içinde bir Adem var. Bu da buradan geliyor. Ama anlamlandırmaya başladı. Şimdi bak, bu da bir zati sıfat oluştu. Bu zati sıfatın içinde bir tekvin var. Burada Adem'den vücuda çık dediği nokta burası. Adem'den vücuda çık dediği yer ilmi bir vücut oluştu. Yani subutu sıfata geçtik. Subutu sıfattaki ilim devreye girdi. Hayat malzemesi bütün her şeyin. Oradaki bütün yedi subut sıfattaki kudret, irade, kelam, sembasarlar faaliyete başladı. Bu imkanattaki Adem her şeyin olabileceği, bizimle alakalı, bizim imkan dahilindeki mahlukatının alabileceği bütün sonsuz ihtimaliyatların hepsinin içindeki olan. Sonra daire-i ilimdeki Adem. Bu da daire-i ilimde, şecer-i hilkatte bir daire ilim var. Yani o subut sıfattaki bizim aynadarlık yaptığımızın ilmin dairesi var. Alem-i şehadette o ilme aynadarlık yaptık. Oraya gitti. İlmi vücut olarak gittiği yer. O daire-i ilimdeki Adem. Bir de insanla, beşerle, yani biz alem-i şehadette o abesiyeti, fira ve hiçbir anlamı olmayan Allah canibinden olan Adem. Vücudu hiçbir tarafı yok. Tamamı Adem'e gitmiş. Fıtrat-ı selim, fıtrata, asli fıtrata tamamen ters. O diskete uymayan, ne kadar fiil varsa onlar. Sonra bir de Adem'in mutlak. Mutlak Adem yoktur diyor. Adem mutlak zaten yoktur. Ama Allahu Teala mahlukatındaki eşrefi mahlukat dediği insanı bütün her şeyin üstünde olduğunu ve imtihanda teklif var. Bu teklifte sonsuz özgürlük verebilme adına bunu da vermesi lazımdı. Yoksa cebir olacaktı. Hiçbir şekilde cebirin olmadığını buradan anlıyoruz. Çünkü Allah diyor ki sana öyle özgürlük verdim ki kendini benim gibi bile görebilirsin. Firavun, Nemrut, Süfyanlar, Deccallar, bunların hepsi buna örnektir. Yoksa bunlar oluşamadı zaten. İnsanda mayasında var. Bununla ilgili bazı yerler okuyalım inşallah. Bu biraz daha bununla ilgili sormak istediğiniz şey var mı? En son anlattığın Adem mutlağın onunla ilişkisi var mı? O sanki mümtenileri
Neyle ilgili? Tabirler anlattık ya. Bunlarla bir alakası yok. Bu mutlak Adem'in. Tamam, yok. Doğru. Anladım ben. O özgürlük sahası Adem mutlağın olmasından değil de o anlattın yani mümteni olan. Mümteni zaten Adem mutlaktır ya. Öyle mi? Tabii. 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 Mümteni olan Adem mutlaktır. Mümteni zaten. Bana mümteni olan bir şey vermiş bak. Allah bana mümteni olan bir şey vermiş. Kendi canibinden mümteni değil, mümkün değil. Bir kendi gibi bir ortak bana her şey veriyor. Eğer ben kendimi böyle görme fırsatı bana verilmese yine cebir olur. Bir küçücük bir emare bile bırakmamış. Ben onun mümtenin Adem mutlak olup olmadığını şey yaptım. Bir de ikincisi daire ilimdeki Adem nasıl anlat, bir daha söyler misin daire ilimdeki Adem örnek? Yani yerinden okuyalım. Varsa tamam. Benim anladığım bir dönüşüm vardı ya, sen hatırlıyor musun? Bir yuvarlak çizmiştin, dönüş böyle. Şimdi o dönüşte, dönüş esnasındaki ortaya çıkan Adem veya çıkmayanların olduğu yer. Bak şimdi, Cenab-ı Hak Mektubat 15. mektubun 6. suali sayfa 59. Cenab-ı Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Bakın burada bir nazım mani de var önümüzde. Adem kudrete, vücut iradeye bakar diyebiliriz. Bakın Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. İlmi muhit var. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Daire-i ilimdeki Adem. Evet. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehli tahkik ayağını sabite tabir etmişler. Öyleyse fena gitmek, muhakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani helik ve fani olanlar vücudu harici bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Ben izah edeyim. Osman abi, bizim şu anda geçmişimiz nerede? Geçmişimiz evet, daire ilimde. Geleceğimiz nerede? O da daire ilimde. İkisi de daire ilimde. Daire ilim buradan geçtikten sonra gittiğimiz yer. Bak şimdi bir dakika. Özür. Lef-i mahfuzdan geliyor. Değil. Muhit olan ilimde. Yani mahiyet olarak düşünürsek. Abi ilave etmek istediğiniz bir şey var mı bu konuda bizi? Ben okuyorum. Şey yapma böyle. Evet. Hani biraz açık şey kalmasın. Evet yani bence de böyle gidersek daha iyi güzel olur. Yani şöyle bir şey var. Mesela biz geldik buraya. Geldiğimiz gibi değiliz. Ya la ilin oluyor ya esfeli safilen iniyorsun. Aynı yere gitmenin mantığı olur mu? Olmaz. Yani buradan cennetten geldi, cennete gitti. E niye geldi ki? Yani gayet cennete gitmek olmaması lazım. Zaten oradan geldi. Resul malımız olan istidatlarımızı neşinlemalandırmak. Peki aynı yerden geldik. Alim Erbah'tan geldikse tekrar vefat edince Alim Erbah'a mı gidiyor? Olmadı ki. Alim-i Misal'dan geldi. Yine Alim-i Misal'a mı gideceğiz? O zaman niye geldik ki? Yani böyle manasız ve hikmet abesle iştigal olur. Böyle olmaz yani. İnsan geldiği gibi değilse giderken, insan geldiği gibi değilse giderken, o zaman geldiği yere gidememesi lazım. O zaman insan her gidişi, her dönüşün adı usta dairede. Daire geliş diyor da. Ama geleceğim. Dediğin için dedim de. Mesela alem misalden geldik, daire-i misale gidiyoruz. Alem-i ervahtan geldik, daire-i ervaha gidiyoruz. Mesela İmam-ı Bin'den geldik. İmam-ı Bin, lef-i mahfuz ya, mazi ve mustakbelin cem'idir. Peki,
yaşadık. Nereye gittik? Daire ilme gittik. Ama geldiğimiz yer orası değil. Orası değil yani. Bu herhalde. Evet. Biz nereden geldik? O zaman kudretin ilk taalluk ettiği yer bizim için anlamlı olan yer. Neresi? Kitab-ı Mubin diyebiliriz. Veya şöyle de olabilir. İlk anlam bulduğumuz yer aslında Kabukalsen'dir. Yani Kalubela. Yani diyebiliriz yani. Oradan geldik. Çünkü ilk anlam bulduğumuz yer orası. Şecere-i Kat noktasından bakarsan, yani şimdi daire-i ilime gittik diyeceksen, onun karşılığı olan işte levh-i mahfuz'dan ya da levh-i mahfuz'dan. Ama ondan önce yok muyuz? Biz ilk nereden başladık? Kalubela'dan. Oradan soru sorulmadı mı? İlk soru. Yok öyle değil bak. O öbürler bizimle alakası yok. Kalubela'da biz varız. Biz varız artık. Teklif var artık. İlk teklifin yapıldığı yer Kalubela değil mi abi? Evet. O zaman orasıdır. Orası ilk orası. Oradan geldik. Kalubela neresi? İlk teklifin sunulduğu neresi? Ruhlar alemi. Neresi? Ruhlar. Alemi ervah. Yani aşağı azam. Şu anda yapılmıyor mu sana teklif? Ya şimdi o biz isimlendirdik. Her an yapılıyor tabii ki. Şu mantığı yakalamamız lazım da mantığı. Mesela Allah bir soru sordu. Bunu kabul ve reddetme bize verilmiş midir? Demek ki kabul ve reddetme donanımız aktif demektir. Evet. Mesela bebeğe Allah hesap sormayacak vefat etse. Çünkü red ve kabul sistemi aktif değil. Mesela Elestu bi Rabbikum dedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyen var. Evet, demeyen var. Demek ki dememişse, demeyecek bir sistem aktif. Orada sistem demek ki zıtlar başladı. Yani red ve kabul. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle söylüyor. Diyor ki, orada kalu bela diyenler, burada zaten onu ifade ettiler diyor. Orada İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, orada diyor, red edenler, hiç şaşırmıyor, burada da red ediyor. Şimdi çok tuhaf tabii karşımıza soru geliyor. Ben hatırlamıyorum yani diyor insan. Cenab-ı Hak Kur'an'da niye sözünüzden dönüyorsunuz? Sözünüzden dönüyorsun, ben sözü hatırlamıyorum ki. Ama Kur'an öyle bir üslup kullanıyor ki. Dedin sen çok şey. Hani ona şu misal veririz. Anne karnına geldiğimizi ilmen biliyoruz. Ama fikrende biliyoruz. Hissen bilmiyoruz. Mesela anne karnında geldiğini kim inkar edebilir? Ama hatırlıyor musun? Hatırlamadığın demek yok değil ya. Sen hatırlamıyorsun. Yani zaten senden böyle bir şey istenmemiş. Ha bunun gibi. Orada da var. Anne karnında çocuk annenin bütün eylemsel hallerinden yapılanıyor veya bozuluyor. Bozulma oradan başlıyor. Yani bedensel beşeriyet başlıyor ya. Beşeriyet doğduğu bir şey dedi. Evet yani ben şey demek istedim, yani o irade veya işte teklifi yüklenme ta oradan başlamış. Ben bir şey söylemek istiyorum sana, bir şey eklemek istiyorum. Dün Osman'ın söylediği şey, yani çok güzel bir şeydi, aklımda kaldı elhamdülillah. Şimdi burada Mehmet abi az önce bir Nazm-ı Mani'den bahsetti ya sana abi, ademe kudreti, vücuda da iradeyi şey yaptı. İlim. Az önce öyle dedi. Şimdi evet, orada şu, efendim? Vücuda ilim. Hayır. İrade dedi abi orada. İrade mi dedi? Yani Nazm-ı Mani'ye uygularsa öyle oluyor. Öyle tamam, bak sana bak. Hakikaten iradesi çok orijinal. Ademe. Cenab-ı Hak böyle bir tanrı mutlaka. Ademe. Yok vücuda. Adem. Kudretine ve iradesine. Oo evet. İrade çok olmadı. Mükemmel ya. Şimdi ama Hasan abi bakın şurada şöyle bir yanlış anlama oluyor. Evet. Şimdi Osman'ın dediği sanki bununla zıt gibi oluyor. Ama değil aslında aynı şeyi söylüyor. Neden? Yani Adem'de irade de var. İlim de var. Adem'de kudret yok. O yüzden kudret oraya bakıyor. Hmm. Ha, almak için hazır bekliyor. Almak için evet. Hazır bekliyor. Doğru. Şimdi evet. İlim, irade ile kudretin bir araya cem olduğu sisteme ne deniliyor? Sonuçta bakalım. Kitabım. Kitabım. İrade ile kudretim evet. Ha, cem oldu. Bir oradan gidelim. Yani iki bilinmezlerle boğuşmamak gerekiyor. Bilinmezi bilmek için bilinenle çıkmak lazım. İmam şey irade ile kudretin bir araya geldiği sisteme kitabım mı? İlim ile emir imam mı? Şimdi diyor ki iradeyi biz kafamızda bir yanlış klişe var yani.
Ondan şey yapabiliyor. İrade sırf tercih sistemi zannediyoruz. Ona hapsettik. Böyle bir sistem demişiz. Oysa ruhu yapılandıran iradedir. İrade bizim meyil. İyiyim var ya, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Yani iç alemimizi yapılandıran iradedir. Eylemsel hali tercih, şu mu o mu değil. Yani o ihtiyar yapıyor, cüz-i ihtiyar yapıyor. İrade böyle basitçe yapmıyor. İrade sistemdir. İhtiyar eylemseldir. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. İrade ile tercih ediyorsunuz. Hayır kardeşim, mevcudu irade ile değil, ihtiyarla şey yapıyoruz, eylemsel. Kitab-ı Mübin'de ihtiyar. En son görünen hali. Ha işte o. Ama getirdik en son şöyle getiren alim-i kemli fesatta iradeyi koyduk şey tepesine. Yani gideyim mi gitmeyeyim mi, namaz kılmayayım mı kılmayayım mı ihtiyar yapıyor. İrade iç yapılanmanı yapıyor. İrade neydi? İyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Çünkü iradede ne geliyor diyor? Sırayla gideyim, ustadın dedin. İradeden evamiri tekviniye. İradeden gelen evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye nedir? Bunu bütün ulema-i İslam ittifak etmiş. Abi evamir. Kudret de diyor evamiri tekviniye, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey daha var. Bir de size çok mühim bir şey bildiğiniz ama çok az ifade ettiğimiz bir şeyi hatırlatayım. Bunu latif nüktelerde var. Abiler, bazen şiddeti zuhurundan bir şeyi bir şeyin yerine kullanabiliyor, kullanılıyor. Ulema kullanmış. Mesela kudret yerine bazen emir kullanıyor. Bazen yani o kadar şiddeti zuhurundan, mesela irade kudret ya, ilim yerine emir de kullanabiliyor mesela. Nerede söylüyor? Latif nüktelerde bunu söylüyor. Şiddeti zuhurundan. Mesela diyor ki ilim aynı emirdir diyor. Yani onun gibi. Mesela ona eylemsel misal vereyim Kur'an'da. Ya Ardubley veya Sema akli diyor ya. Ey Sema suyunu kes. Ey Ar suyunu yut. Şimdi Kur'an'da diyor ki biz söyledik suyunu kesti. Arza söyledik suyunu yuttu. Tufan var ya tufan. Orada şey kullanıyor. Diyor ki Allah söylerken oluyor, suyunu kes dediği zaman, yani acaba söyledi de mi suyu kesti veya su kesilince kesilmesini mi ifade etti? Suyu kestik, kesti de söylüyor. İkisi aynı diyor. Söylediği için kesiliyor, kesildiği için söylüyor. Çünkü Allah'ın kelamı kudret, kudret kelamdır. Onun için Kur'an'a yetişilmez. Kur'an lafsız, sözel değildir. Mesela diyor ki bu kitab-ı kebir kainat. Nefsül emir. Kur'an nasıl okuyarak hücre değişiyor? Çünkü nefsül emire sahip. Ha şu püf noktası şu. Bazen o kadar şiddeti zuhurundan oluyor ki irade aynı kudret oluyor. Kudret aynı irade oluyor. Bazen emir ilim oluyor. İlim emir oluyor. Şiddeti zuhurundan. Mesela diyor ey sema suyunu kes. Kelam. Kudret oldu. Kelamla diyor ki suyunu kes. Emreden kim? Kudret değil, kelam. Kelam kudret olmuş veya kudret kelam olmuş. Çok şey yani. Onu, o makamı görmek gerekiyor. Hasan abi, emri tekvini ile evamiri tekvini arasında bir berzah yok mudur? Yani yoktur, nasıl derim yani? Diyemeyiz değil mi? Evamiri tekvini sistem, emri tekvini kanun. Ha, emri tekvini ikisini cem etmiş. Sen emri tekvini mi dedin? Evet. Ha, emri tekvininin yani, A şıkkı, B şıkkı var. Emri tekvini hayatı tekviniye, emri tekvini evamiri tekviniye. Niye buraya girdi biliyor musun? Az önce Hasan abi dedi ya, şiddeti zorunda bazen ikisini de kullanıyor diye. Evet kullanıyor. O arada bir berzah var ama. Emri tekvini nerede? Yeri. Bu işi çözüyor işte. Bu hepsini çözen o. Onu bilmediğimizde kıvranıp duruyoruz hocalığım. Emri tekvini tekvinde ya. Tekvinde değil mi abi? Tabii. Emri tekvini, tekvini okuduk ya. Evamir şeyde, mevcudat şeceri. Ama evet. Dişe vur. Yani emri tekvini, bak tekvin diyoruz zaten. Yani evet evet. Emri tekvini yaptık ya böyle, bu bayağı da var. Ya, abi, yazdık olsun. Zaten onu. Bak şimdi, ayeti tekvin. Onu kaçırdın mı tepeyi, aşağıdaki suyu mesela
Sapanca'da aşağıda bir su var, acıyor. Lan tepedeki çok güzel, meğer arada bir şeyler karışmış. Biz tepede emri tekvin, emri tekvini tekvinde olduğu koyduğumu bunlar artık çözüyor. Hayat tekvini de daha. Hayat tekvini, emri tekvininin A şıkkı, B şıkkı. Emri tekvini iki şekilde zuhur eder. Evamiri tekvini. Evamiri tekvini, hayat tekvini, emri tekvinin A şıkkı, B şıkkı. Evamiri tekvini kainat. Emri tekvini de aldığınız şeye koydunuz. Birisi mülk, birisi melekut. Ayat-ı tekviniye mülk, evamir-i tekviniye melekut. Melekut. Yazılı. Mesela evamir-i tekviniye sari söylüyor. Nedir? İyiyim, ezberleyelim diye. İhtiyaç, iştiyak, incizap meyin. Yani kalpteki sistem. Evamir-i tekvini bu. Ayat-ı tekviniye nedir? Ve min ayatina diyor ayette. Bu bizim ayetlerim. Belirlenmiş yani. Ha? Ayet haline geliyor. Ha, bu vücud harici olur. Onun için bu canlı Kur'an'dır. Şu yaprakların sallanması. Evet. Canlı Kur'an'dır. İnsan Hazreti Ali'ye göre de enelatikul Kur'an. Yani evameli tekvini haliyle yazılım Kur'an. Onun için Kur'an'ı zannediliyor ki o kütüphanedeki Kur'an zannediliyor. Onun için o zaman Kur'an mahluk mudur ne şey yap ihtilaf edilmiş. Şu kitaptaki, külliyattaki kitap mahluk. Ama o kitap o musaftır. O yazılan musaf o. Kur'an'ın sureti o. Ha, kanuni kim? Canlı Kur'an'ı. Hakikatı, esma bütünlüğü, Kur'an'ın mahiyeti ise kelam-ı ilahi, mahluk değil haşa. Bu formül bilinmediği için Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Azam efendilerimiz hep hapishane işkence çekmiş. Kur'an mahluktur değildir. Değildir tabii ama sen bu kütüphanedeki Kur'an'a Kur'an dersen mahluk, kitap, defter tutuyorum, mürekkep var. Bu sureti musaf, sayfalanmış, giriçeliğe sureti, kanuniyeti, ben hakikati esma-i ilahiler, esma-i hüsnalar bütünlüğünü cem etmiş. Yani şu mevcudat, Kur'an, canlı Kur'an, Furkan yani, kelam sıfatından geldi Kur'an, o mahluk değil aşağı. O işte onu kastetmişler, adamlar da elimizdeki Kur'an'ı gösteriyor, bu değil midir diyor Ahmet bin Hanbel'e. Radiyallahu anh hazretlerine. Evet. Abi ayat-ı tekvini aynı şehadette. Evet. Evamir tekvini meç'ulde, yani çekirdek, Nur-u Muhammed'in başladığı noktada. Emri tekvini ise tekvinde. Doğru mu? Evet. Bu, yani bu. Şu bir tanesi eksik. Ben de öyle biliyordum. Evamir-i tekvini evet meç'uldeydi. Evamir-i tekvini arşta yazılım olarak duruyor. Onu sonra gördü ki. Evameli tekviniye kalbi yapılandırıyor. Şecevayi katta sanki mecrunun içinde var. Evet onu değiştirdim de oraya şey yapamadık. Evameli tekviniyenin içini bulunca ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil ya bu meyil kalpten başlıyor. Ama fark etmiyor mahiyeti orada yani. Şimdi mecrunda ne var abi? Onun evameli tekviniyenin mahiyeti orada. Hakikati mahiyeti irade de abi. İrade sıfatında. Tabii irade de işte orada işte meçhulden alacağız oradan. İşte evamir yani tekvini meçhulde. Kanuniyet yapalım anlaşalım. Olabilir. Şey mi? Orada. Açı mı? O ne zaman çıktı? Emri tekviniye çok çalıştık ya ondan sonra baktık ki bu şeyde. Neyse, orada hiçbir belirleniş yok. Mecul'de mail yok. Mail yok. İhtiyaç iştiyak bize kaydı. Evet. Kaydı mevzu şimdi. Ama şurada senin puf noktan senin rehberin emri tekvini tekvindedir. Zat-ı sıfatta. vücut da zaten. Şimdi emri tekvini tekvinde oldu mu ondan sonra artık senin önün açılır. Şimdi dün ismini tamam. İrfan kardeşle bir şey konuştum. Şöyle söyledi. Diyor ki eğer biz vacibül vücuttan bir şey alırsak ne kalır o zaman diyor. Şey için söyledi. De ki tekvinde eğer tekvin Adem'den vücuda çık diyorsa vacibül vücut ne dedi yani o zaman. Biz de şöyle bir şey tefekkür ettik. Evet vücuttaki zat-ı vacibül vücut, zat-ı vacibül vücut, zat-ı sıfattakinden bahsediyoruz. O emrediyor tekvindeki Adem'e vücuttan Adem'den vücuda çık. Diyor dedi. Ben şahsen katıldım. Doğru olduğunu düşündüm yani. Çok şey ya. Evet. Çünkü vacibül vücut tekvinde. Vacibül vücut tekvinde söylüyor. Evet. Tekvindeki Adem'e söylüyor. Tekvinde değil. Tekvindeki Adem'e
ilim Adem'den vücuda çık dedi. Ol diyor. Ol. Hatta bir gün hani, dersen şuunat söylüyor. Ulema-i İslam ne kadar bunu ihtilaf edecek. Allah kim oldu? Aynen öyle. Aynen. Doğru. Yani aynen. Ortada bir şey yok. Ol diyor. Kün feyekün. Ol. Kime diyor? Bir şey olacak ki. Ama o olacak şey olmamış olacak. Yani şuradan şunu demek istiyor abi. Olacak şey. Olmayana yani birisi olacak ki ona ol desin. Peki o zaten olmuş. Ona ol niye desin? Zaten var. Vara ol denilir. Varsa ol da denilmez. O zaman öyle bir ol ki yok. Yani şunu demek istedi aslında. Ben şöyle anladım. İrfan doğru mu? Yani zati sıfatlardaki sıfatların hepsi bazı özelliklerinde diğer hepsi bir tane sıfata tabi olabiliyorlar. Yani müdahale edebiliyorlar birbirlerine. Değil mi? Yani orada vücut söz konusu olduğu için aslında bekaya da söyleyebilir, kıdeme de söyleyebilir, vahdaniyete de söyleyebilir diye anlıyorum. Bir de belirlenişleri benim anladığım abi. Belirlenişleri ifade ederken vücut giydirilmiş diyoruz. Yani vücut giydirilmiş diyoruz. Evet. Yani bu vücut giydirilme meselesi tamam bunun bir fıtratı var. Bir şekilde aşikar olması için ya da farklı bir forma dönüşmesi için farklı bir vücut giymesi gerekiyor. Yani bizim için de mesela teptili mekan tahvili vücut deniyor ahiret için mesela. Hı hı. Bir vücutta bir değişiklik var. İşte bu vücuttaki değişikliği sağlayan es şeydir, sıfattır yani. Aynı şekilde tekvinden bir şey çıkacaksa tekvinden fıtratını alır. Ama bir de vücudu olması gerekiyor. Bu vücut meselesi vücut sıfatıyla geliyor abi. Evet, vacibül vücut. Zat-ı vacibül vücut bu vazifeyi üstleniyor. Şimdi bu tabirleri söyledikten sonra bir de bizim mevzumuz olan madum, mevcut. Bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu Adem'le ilgili bazı şeyler oturdu mu? Bir şey çıkartayım. Bir şey söyleyeyim ben. Bir atayım ortaya da. Yok deyin siz. Tamam. Şimdi dedim ya ki Adem-i Mutlak'ı ortadan kaldıran zat. Adem-i Sırf'ı ortadan kaldıran şuunat, sıfat ve esma. Bir de tekvin var ya Hasan abi. Tekvin dediğimiz sanki zati sıfat gibi diyoruz ama ben şöyle anlıyorum. Sıfat zati sıfatların ortadan kaldırdığıdır tekvin. Aynen Adem-i Sırf'ın kaldıran hani şuunat, sıfat, esma diyoruz ya. Tekvin düzleminin üzerinde bütün zati sıfatlar Hasan abi. Yani zat-ı sıfatların bulunduğu zeminin adı tekvin. Yani Adem-i Mutlak, Adem-i Sırf ve tekvin. Diyorsunuz ya ol dedi oldu. İşte bulamadığımız, bilemediğimiz sırrı insani o tekvinin içinde abi. Adem diyoruz. Adem çıktı. Tekvin içinde sadece Adem mi var? Orası öyle bir düzlem ki abi. İşte sırrı insaninin de olduğu yer orası abi. Bir dakika doldur Afur abi. Evet doldur. Bu kadar. Bu kadar. Evet madum, madumun lügatı mevcut olmayan yokluklar yok olanlar diye söylemişti dün Hasan abi de. Peki bu madum ne demek yani? Ne demek madum? Yok Adem'le madumu ayırt edemeyince bu evet. Şeyi o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Adem'i bir nebze anlatmaya gayret ettik. Aleminizde şöyle de diyebiliriz. Suret hakikate isnat ederse vücut olur. Bak suret alemi şehadetteki bu gördüğümüz bütün şeyi bütün hayat-ı tekvinlerinin tamamı senin fiilinle beraber senin hakikatinle mutabık kalıyorsa asli fıtratınla örtüşüyorsa onu reddetmiyorsa bu vücut buluyor. Ama bu suret eğer hakikatsiz ise bu madum oluyor. Yaşadığın suret, alem-i şehadette yaşadığın fiil eğer hakikate isnat etmiyorsa Adem olur. Ama suret hakikatsiz olursa, hakikati hiç yok. Bu madum oluyor. Mana ismidir yani. Mana ismiyle madumdur. Mesela suret, surette var, hakikatte yok. Ne misal verir? Misal. Ne olabilir? Hastalık olur mu? Küfür, şirk. Vehmi şeyler bunlar bu cinsler. Evet, akıl, vehmi şeyler.
vesveseler ve vehmiler hepsi buna ait gösterilebilir. Evet, evet. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Mesela. Trafik kazası geçireceğiz diye korkuyorsun. Halbuki yok öyle bir şey. O zaman ben size daha kolay olsun. Hani dedim ya ben sizin beraber mutala etmenizi yaşayan. Ben Adem hakkında 5-6-7 tane şey okuyayım. Olur. Madde. Adem neydi? Kaç tane? 13 tane sıfat. Bir böyle çiz çiz çiz. Bir, tevakkuf, sükunet. Adem'i mi okuyorsun abi şu an? Adem. Adem, evet. Adem'in şey, benim fikrim değil. Yapılan toplamalarda hulasa yapılan evet. Bir şey. Adem nedir? İçinde ne var yani? Tevakkuf. Yani bir, iki diye sayacağım. Bir bu. Tevakkuf, sükunet, sükun, atali, istirahat, yeknesaklık. Bu bir. İki, itibaridir. Sözler 507. Adem, itibariymiş. Üç, vehmidir. Sözler 507. O vehmi deyince ben uğraşacağım. Üstad da benimle aynı. İşte başka bir madde kaçsa, 4 galiba. Vücudu tayin etmemiş. Vücudu taayyun etmemiş. Başka bir madde. Hüviyeti teşahhus etmemiş. Başka, hakikat harici değildir. Başka, Adem. Bu Adem, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbaniyesinde en mühim, en gizemli bir mevzu. Bilin yani ne konuşuluyor. En gizemli. Allah rahmet etsin. Bayram Hoca var, o şehit ettiler ya. O en ekabir, en böyle İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'a en yakın, en sahip, en hakim kimisi onlarla ders yapmış. Ama seyrettim ben, çünkü benim irtibatım vardı beraber. Çünkü bana da bazen telefon ederdi mahkemattan şeyde, çaylı tanışıyoruz. Bu o zaman da bu maddelerim yoktu. Muhammed Deli'ni ona verseydim daha acayip olacaktı da sayayım. Bir daha sayıyorum. Kaldığım yerden. Dinliyordur inşallah. İnşallah. Yani onu hatırladım şimdi. Eski Nur. Evet, eski Nur, çok şükür. Hakikat harici değildir Adem. Başka? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Başka? Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Başka? Adem kudretine, vücut iradesine iki menzilmiş. Mektubat elini Nazm-ı Mani ile yaptık. Adem kudrete, vücut iradesine. Başka? Her şey helak olup gidicidir. Bu Adem. Ona bakan yüzü müstesna, vücut. İkisi aynı cümleydi. Bir daha. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna, yani vücut. Her şey helak edici, gidicidir, Adem demektir. Ona bakan yüzü müstesna, vücut demektir. Başka bir madde. İmkanat ise Adem'dir. Vücut mertebeleri vukuattır. Başka bir madde. Adem-i haricidir. Adem, çok bunu anlamak çok zor. Adem haricidir. Yani Adem yokun yokudur. Bir şey yok olsa, onun yokluğu yok olsa var olur. Mesela desek ki bu sapancada zeytinyağı yokluğu yok olmuştur. Zeytinyağı var demektir. Yoku yok olursa var olur. Adem haricidir. Yokluğun yokluğudur. Ama haricidir. Çok tuhaf o, ben cümle ben devrikmen yapmadım çünkü 59'da var. Bir madde daha. Helik ve fani olanların harici vücutlarını çıkarınca mahiyetlerinin bir aşıkı vücudu maneviye ve vücudu ilmiye giydikleri daire ilimmiş. Yani bir daha. Allah. He? Çok tuhaf. Bak. Helik ve fani olanlar harici vücutlarını çıkarınca mahiyetlerini ne? Yani mesela fani ve helak olucu biz, işte biz varız. Peki bu vücudu çıkarttık. Vefatta yani zahirde öldü diyoruz. Öldü değil. Bu atomik vücudu, elbiseyi çıkarttık. Bu elbise ya, gömleği çıkarttık, başka şey giydim. Giyince nereye gidiyor mesela? Ne oluyor bu elbiseyi çıkarınca? Bir,
vücudu maneviyeye, iki vücudu ilmiye girdikleri bir alemmiş. Son madde Adem hakkında. Kudreti ehad-i samede intisabın kesilmesiyle. Kesilmesi demektir. Kudreti ehad-i samedin irtibatın kesilmesi Adem. Dedik ya kudret Adem'e irade vücut. Evet. Çok şey acayip. Abi bu Adem'le mağdumu ayıramadığınız için tartışıp duruyorsunuz diyordunuz ya. Evet evet ayıramadık. Siz nasıl ayırdınız? Bunu tabii tartışmanız lazım da. Siz daha tartışın biraz ki ona göre ayırsın Hasan abi. Mağdum neydi Osman? Mağdum Adem. Aç iste bak istersen. Lugat Osmanlıca şey. Birkaç Hasan abi birkaç şey söylenebilir. Mağdum şu. O işte ne denmiştir diye yatalı olsun. Mağdumu bak ne demin. Abiler mağdum Adem'i hepimiz hakimiz. Aman ama. Mağdumu bilmiyoruz. Ama konuşuyoruz onun hakkında. Evet. Adamı tanımıyoruz. Sıkıntı. Mehmet abi sen tanımlayacaktın araya girmedik değil mi? Ha, mağdumu, var mı sende tanımı? Var mı? Şimdi klasörde kalktım, şurayı anlatayım dedik abi. Ha, baksana, mağdumu şey yapsana. Kadın abi sen. Mağdum varsa. Bir baksın Osman, ondan sonra devam eder. Yok yok, sen mağdum varsan otur oradan başlayabilirsin. Evet. Suretin hakikaten sahip olmuyorsa demiştim. Evet. Mağdum dedik ya, eğer suret... Surette var ama hakikatte yok. Suret hakikatsiz ise bu mağdumdur. Tamam. Suret hakikatsiz ise. Mesela şirk gibi. Öyle mi? Hayır. Hayır. Şey, hayır. Vehmi olan her şey. Vehmi. Şirk de oraya girer abi. Hariçte vücudu yok. Doğru. Vücudu yok ki. O da. Vehmi ya. Kafasını kapatırsan. Doğru, doğru. Evet. Çarpıcı olsun diye söyledim. Mesela sıkıntı, hastalık, musibet, Ustad Adem'i der diyor. Şirkin, Yunanlar. Şirkin hakikati olsa zaten şirk olmaz. Evet, şirkin evet. Hakikati yok. Mağdumu şey demişiz abi. Ne söyle. Demişiz? Tekvin Adem'den mağdumu çıkartıyor. Tekvin? Adem'den mağdumu çıkartıyor. Mağdum neydi? Vücud-i ilmiler. Vücud-i ilimler. Tekvin Adem'den ilmi atıyor. Orada vücud-i ilmilerdir. Tekvinin ilmi attığı mağdumdur. Vücud-i ilmilerdir. Ama atmadığı şeyler de var. Şirk mesela. Adem'den bir şey vücuda gelmişsin. Kudret Adem'e ulaşamaz ki Adem'den çıkarsın. Kudretin işi ilimde bulunan mağdum olan vücud-i ilmileri. Harika. Bak işi yani çözdüm. Yani mahfuzdaki programları, projeleri dışarıya vücut yapmaktır. Bir daha atlar mısın abi? Olmadı. Şu sari ifade bu olmadı. O sari ifadeye göre diyor ki az önce okudun ya abi. Adem'e kudret Adem'e suret hakikate isnat ederse. Hayır. Bir paragraf okudun ya biraz önce. Şimdi evet. Bakın Adem kudret. Şöyle bir şey yapalım bak. Hı-hı. Bak şimdi. Tekvini koy. Tekvinde Ademler var. Bunu ilme atan nedir? Emir. Emir attı. Yani İmam-ı Bin'i, Kitab-ı Bin'i ayırdınız mı? İmam-ı Bin neydi? İlim, emir. Tamam. Kitab-ı Bin, irade, kudret. Şimdi emir de kudret birbirine çok yakın. Yani sanki biriymiş gibi. Tamam mı? İrade ile ihtiyar birbirine yakın gibi. Tekvin neredeydi? Subut-u sıfat. İlim neredeydi? Zat-ı sıfat. Tekvin, zat-ı sıfat. İlim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam, subut-ı sıfat. Tamam. Zat-ı sıfattan subut-ı sıfata zat-ı sıfattaki tekvindeki Adem'i subut-ı sıfattaki ilmin içerisine emir attı. Mağdumlar atıyor diyor. Evet, mağdumlar attı. Vücud ilmiyle. Vücud ilmin içerisinde, şimdi subut-u sıfattayız, tekvinde değiliz, bitti artık. Subut-u sıfatın içerisindeki ilmi vücutlar, ama vücutlar. Bunu dışarıya emir vermez artık, emirin işi bitti. Ol diyen emirdi, attı buraya. Bu ilmi vücutları vücud hariciye çıkaran kudrettir. Kudretin işlevi burada. Kudret tekvinle alakası yok adamın. İlime taalluk edince mahluk oluyor. Bir şey mahluk olabilmesi için ona kudret taalluk etmesi lazım. Subut-u sıfattaki ilime
ilimdekilere madum. Tekvindeki Adem'e Adem. Bu tekvindeki Ademleri, Adem'den çıkması ne gerekiyorsa çık oradan, çık oradan emreden emir, emirdir. Emri tekvinidir. Atı verdi şeye. Nereye attı? Paldır küldür alem-i şehadet atamaz. Subut-i sıfattaki ilme attı. Pardon abi sözünü kestim. Burada Kafur abiyle anlaşılmayacak. Daha önce de aynı şekilde anlamadım. Bu vacip dairesinde bir tanımla yaptınız. Mehmet abi en temeldeki çekirdekte yani sürecin sonundaki çekirdek üzerinden bir tanımlama üzerinden gittiği için buradaki tanımla biz çatırız. Yani evet şimdi... Ben bir şey yapmak için. Adem'le madumu temelde çözülürse diğerine baktık hocalar... Abi yine aynı şeye geldik. Tamam. Bakın biz çekirdekteki Adem'den bahsediyoruz. Bizi ilgilendiren. Üst taraftakiler sadece tanımlansın diye bir şeyler. Madum, evet mahiyeti ilmi vücut diyebiliriz. Madumun mahiyeti. Evet. Yani tekvinin... Doğru söylüyor. Yani evet. Mesela alemin şahadette sureti var. Mesela şirk. Mesela vehim. Evet. Günahlar. Zaten bu buradan anlayacağız. Biz orayı anlayamayız ki. Hakikati yok. Evet. Şirkin Allah'ın ortağı kafasızın kafasında var. Şirk yok mu kafada? Ama kainatta Allah'ın şirk ortağı var mı? Kafasızın kafasında var. Kafasızın kafasındakilere mağdum. Ama bunun hakikati var mı? Yok. Bu mağdum. İşte bunu diyor. Evet. Bunu söylüyor. Şu vücut mu? Ayırdık yani bir kere. Bu tamam. Yukarıdaki tarifle. Şimdi onu aşağıdaki mutabık. Madum vücud ilmilerdir. Tekvin Adem'den madum çıkarttı şeyleri var. Yani vücudu şey var olan tarafı vücud ilmi, yok olan tarafı madumdur. Şey. Adem'in anladı öyle. Şöyle yapsak. İneceğiz şimdi mevzuyu aşağı inelim. Tamam aşağı inelim. Kainata bir de insana. İnsandaki madum nedir? Üç, i̇nsandaki üç, üç tane kaç. Varsa Adem'in evet. Sırtta varsa orada o var mı bak ona bakalım. Adem'in sırtta madum yok. Adem var. Ha bizde var tabii. Var tabii. Bak şimdi üç tane. Bir vacibül vücutta Adem. He. Bir şecere-i hılkatta Adem. Evet. Bir insanda Adem. Birbirine karıştırırsak kurda kaş oluruz, kahvesiz kalırız. Evet. Vücudun vücudun muhafazası ile ilgili. Neyse şuna bir daha atsın bakalım. Mehmet abi şu vücudu şeyin her türlüler ve çek var ya. Evet. Her şey helak olur diyor. Bu kusum lazım diyor. Biz helak olmak istemiyorsak. Evet. Bu Adem'den bahsedelim. O bizi ilgilendiriyor. Öbürleri zaten ama anlamlandırmak için onu da bilmek lazım. Çünkü külliyatta çok geçiyor. Birbirine giriyor. Hangi Adem hangi Adem tefrik etmek lazım. Eşya yani vücudun muhafazası ile ilgili bir yer okumak istiyorum. Ondan sonra madumla ilgili birkaç yer okuyalım daha şekillenir. Mektubat 24. mektup Sayın Osman Bey senin makamın. Eşya zeval ve Adem'e gidiyor. Gitmiyor. Belki bakın eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Evet, sen dinliyorsun. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alem-i gayba gidiyor. Alem-i tegayür ve fenadan alem-i nura bekaya müteveccih oluyor. Aslında Adem yok ya boşuna konuşuyor. Aynen öyle. O dediğin Adem yok yani. Kafasızın kafasına var. Hakikat noktayı nazarındaki eşyadaki cemal ve kemal esma-i ilahiyeye aittir. Ve onların nukuş ve cilveleridir. Madem o esma bakidirler ve cilveleri daimidir. Elbette nakışları teceddüt eder, tazelenir, güzelleşir. Adem'e ve fenaya gitmiyor. Belki yalnız itibari taayyünleri değişir ve medarı hüsnü cemal ve mazharı feyzü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyeti misalleri bakidirler. Evet. Evet, acayip anlatmış. Çok güzel anlatmış. Bir türlü biz gene de çıkamıyoruz iş için. Ya bir de okur musun istersen onu? Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Eşya tamam. Şeyin çoğu
mudur abi? Evet. Şey var ya, o şey. Tamam. O, bak şimdi evet. Beraber gidelim. Bak ne güzel anlatmış usta. Yani zat-ı vacibül vücudun yarattığı hiçbir şey sen oku abi. Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Tamam. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Tamam. Alem-i şehadetten alem-i gayba gidiyor. Alem-i tegayür ve fenadan alemi nura, bekaya müteveccih oluyor. Tamam. Hakikat noktayı nazarında eşyadaki cemal ve kemal esma-i ilahiye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir. Tamam. Madem o esma bakidirler ve cilveleri daimidir, elbette nakışları teceddüt eder, tazelenir, güzelleşir. Adem'e ve fenaya gitmiyor. Belki yalnız itibari taayyünleri değişir ve medarı hüsnü cemal ve mazharı feyzü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyeti misalleri bakidirler. Yani bizim anlamamız için aslında yapılmış bazı şeyler. Bu 24. mektup sayfa 287 mektubat. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bu sadece müsbeti anlatmış üstad burada. Bunun bir de menfisi var. Mesela adam günah işliyor. Onun hakikati yok ya. Nasıl? Hakikati yok onun. Günahın hakikati yok. Yok. Eşya değildir. Eşyadır. Eşya değil olur mu? Her şey var orada. Hakikati olmadığı için anlatmıyor. Bak hakikat diyor bak. Bak diyor ki bak. Şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Şurayı okuyayım bak. Hakikat noktasında bak hakikat noktayı nazarında eşyadaki cemal ve kemal esma-i ilahiye aittir ve onların nukuşu ve cilveleridir. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Mesela biz Harun'la şöyle bir şey yapmıştık değil mi? İrfan sen de biliyorsun. Niyetle alakalı konuşurken günah mesela tövbe ediyorsun. Değil mi? Tövbe ediyorsun. Tövbe günahlar ademidir. Tövbe edince ona vücut giydiriyorsun ki affola. Bunu affedeceğim diyor Allah. Diyelim ki tövbe etmedin. O zaman neyin cezasını veriyor? Madem ademidir, madem yoktur. Neye istinaden ceza? Hani madem yok, günah, ademidir, yok. Neye istinaden ceza? Ceza yok ki. Nasıl? İşte ozun kendisi ceza. Seni Adem atmak da ceza veriyor. Eylemsiz irade diyorsunuz ya Hasan abi. Sanki eylemsiz Adem. Ya, kendisi bizzat iyi ceza. Ceza çünkü şu demek. Çıkmamak. Ceza yani şu zaten. Vücuttan uzak olmak yani. İşte evet, tamam. İşte orada bir orada ceza bir şey cehennem aslında. Cehennem vücut alemleri midir, Adem alemleri midir? Adem alemlerine hizmet ediyor dedik değil mi abi? Adem alemlerine hizmet ama kendisi vücudidir. Vücudidir. Evet. Cehennem de olsa vücut. Vücuttur. Eğer peki evet. Günahlar nedir? Ademidir. Ademidir. Oraya gönderecek. Cehennem gönderecek. Ama diyor ki tövbe ne yapıyor? O günahlara tövbe mesela Allah diyor ki Haşr meydanında beni affet ya Rabbi diyor günahlarımı. Affedeceğim ama sistem yani sen tövbe yapmamışsın ona vücut giydireyim. Tövbe ademi şeylere vücut giydirmektir. Var. Tövbe ademi şeylere vücut giydirmektir. Ya ben sevince yazmıyorsun. Tövbe ademi şeylere vücut giydirmektir. Mesela Haşr meydanında dedik ki İrfan. Tövbe. Ya Rab beni affet. Ademi şeylere vücut giydirmek. Tamam ama bu adem yani günahlar adem. Bunu nasıl bir vücuda çıkarayım yani vücuda çıkması lazım orada zıtlar işliyor. O zaman tövbesi varsa adamın o tövbesi kenarda duruyorsa o günahına giydiriyor. Tövbe Adem'e vücut giydirmektir. Hasan abi, çok acayip. Hasan abi şey gibi zina fiildir. Evet. Ama nikahın Adem'i onu zina yapıyor. Evet doğru. Her haram Adem'idir. Tövbe ise Adem'e vücut giydirmek. Ben seni affedeceğim ama vücut adına bir alametin yok. O zaman tövbe Adem'e vücut giydirmek. Peki şeyle tövbeli istiğfarı bir fark çıkar mı burada bu makamda? Bu tarifte. Evet. İstiğfar ve tövbe farkı nedir? Bir fark çıkar mı acaba?
İstiğfar. İstiğfar daha fiil işlenmemiş olan. Tövbe. İstiğfar kusurlarımıza da istiğfar ediyoruz. Nafsımıza, kusurumuza da istiğfar ediyoruz. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günde kaş defa tövbe veya istiğfar? Tövbe mi diyor, istiğfar mı diyor? İstiğfar. Tövbe günahın vücudunu gösterir. İstiğfar eksikliği gösterir. Günah değil. O zaten günah işlemiyor. Mesela Allah Resulü günde 70 defa istiğfar ediyor. Yani olması gereken zat-ı vacib vücuda ben tam aynı olamadım. Peki orada ona göre hangisi ademi vücuda giydirmek, oradan da bir şey çıkar mı? İstiğfarda. O artık o enfusi oluyor. O da öyle. Mesela diyelim ki istiğfar olmam gereken var ya sırr-ı insani. Ona vücut giydiriyor bu sefer. Oo. İstiğfar sırr-ı insanilere vücut gitti? Giydirmektir. Şeyse tövbe ise günahlara giydirmek. Şey var ya, mahiyetimiz itibariyle az fakir var ya, evet. Az fakir noktasında şeydir bu, istifa noktada ya. Evet. O noktada nedir? Evet. Cenab-ı Hakk'ın olduğu yerde şey ne? Şirk ne? Yani başında nasıl ne? Az fakir olabilir ki? İstifar. Böyle benli bir şeyin ne vücut giydiriyor? Burada çıkmamış belli bir halde giydirilen libas olur. Evet. Mesela diyelim ki ben istidat itibariyle mesela istidat itibariyle Osman, nihayetim var mı abim? İstidat itibariyle? Var. Nihayetsizim. Nihayetim yok. O da... Yine istidat. Sonsuz. Çünkü muhatap ilahi olabilmem için Allah sonsuz mu? Onun aynası da sonsuz olması lazım ama onun tabi emriyle de. Sonsuz Allah'ı gösterecek. Allah diyor ya Risale'de. Baki ise, Allah. Onun aynası da baki olması iktiza eder. Allah. Bir dakika abi, çok özür diliyorum. Bir dakika, çok özür diliyorum. Şimdi dedik ki, tövbe yaptıklarımıza karşılık istiğfar yapamadıklarımıza. Yapamadıklarını. O zaman işte Adem'i... Adem'i sırfa şey yapıyor. Bu Adem'i sırfa giydiriyor. Giydiriyorsun. Yani. Sen oluşturuyorsun işte. Adem'i sırftan gelen kaynak böyle oluyor işte istiğfarla. Tövbe ise... Günah vücudu Adem'dir. Tövbe Adem'e giydiriyor. İstiğfar ise olmam gereken şeyler var. Allah'a nihayetsiz aynı olmam gerekirken, Allah'a nihayetsiz tesbih ve terzih etmem gerekir. Yani sırf vücut o nihayetsiz olmam lazım. Ama ya mümkün değil. Yapamadım. Bu olmam gerekirken olmamaya giydirilen elbise istiğfar. Sen okuyun işte. Şöyle de olabilir. Tövbe mağdumlara vücut giydirmek, istiğfar Adem'e vücut giydirmek. Ya biraz da yine yok. Daha mı yok? Yok tabii. Tövbe Adem'e diyor çünkü o salihtir. Öyle mi? Günahlar Adem'idir ya. Adem'i. Evet. Günahlar Adem'idir ya. Okuyun. Tamam. Günahlar Adem'idir. Doğru. O zaman tövbe Adem'edir. Mağdum deseydi. Ama Allah varken hiçbir şey yoktu. Yarattı. Evet. Yokluktan. Bu Adem'i sırf. Evet. Ha peki Allah bu sonsuz. Sonsuz aynı olmam lazım. Sonsuzu göstermem gerekiyor ama mümkün değil. Hasan abi demiştim ya ki halk ederken Allah bize bir şey sormuyor. Ama icat ederken bizimle evet, yapıyor. Doğru. Mesela doğru. Diyor ki hem bütün kainatı Adem-i sırftan icat eden bu kelimeler rastgele kullanılmamış. Vallahi. Adem-i sırftan icat eden derken işte bizim istiğfarlarımız da Adem-i sırftan vücut buluyor, evet, kainat oluyor. Kesin. Evet Allah. Allah. Peki şu var ya dersten önce dün konuşmuştu önce. Allah varken hiçbir şey yoktu, yaratmadı. Nur Muhammed'i yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yok. Olmayan zat, yani o peygamber. Peygamber yok, yaratılmamış. Olmayan zatın olmayan duası varmış gibi duasını kabul ediyor. Sonra Muhammed'i yaratıyor. Sonra onun duasını kabul ediyor. Olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Olmayan duasını bu iki olmazı varmış gibi gelecekte edeceği duasını yapmış, duayı kabul etmiş gibi onu yaratmış. Allah Allah. Ya bu tuhaf ya bu. Evet. Hakikaten Allah acayip bir şey. Ali ne demişti ya? Bambaşka. Allah bambaşka bir şey ya. Bak, olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Olmayan. Olmayanın olmayan duasını varmış gibi, olmuş gibi duasını kabul ediyor.
Sonra Nur Muhammed'i yaratıyor, sonra kendisini yapıyor. Sonra o kabul ettiği duayı ona söylettiriyor. Ya. Allah böyle bir acayip Allah. Ya. Bu bana lazım. Bambaşka. Bambaşka. Böyle olması lazım Allah. Şimdi Adem'den vücuda çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Adem yokluk değil mi? Ya nasıl diyor ki içince var var? Nasıl diyor? Allah'ın kullandığı teknoloji şey yaptı. Bir tuhaf bizim sonra ilişki ve çelişkinin aleti olan akılla çözülmüyor. Bak Adem yok. Yok demek. Yokun içinden yok ya kendisi yok içi olsun ama orada var var. Varlar oradan çıkarıyor. Ya bu acayip bir şey. E peki var günah, zina, içki, kumar vesaire. Bu var. Bu da Adem'idir diyor. Nasıl Adem'i işte? Yok Adem'idir diyor. Yani var Adem oluyor. Yok oluyor. Abi Adem'le ilgili bir şey ne kadar ubudiyetteki mahfiyet Adem'ine yaklaşılırsa, ne kadar ubudiyetteki mahfiyet Adem'ine yaklaşılırsa, evet evet, o derece vacibül vücudun, vücubu vücut cilvelerinin meratibi aileleri onun üstünde tezahür edeceklerdir. Allah bu meslevi bu. Meslevi değil. Kimyonlar kitapta değil. Badırlı. Evet. Evet. Ne oldu şimdi? Demek ki Adem demek ki vacibül vücuda. Ne kadar ubudiyetteki mahfiyet Adem'ine yaklaşılırsa. Bak yani ubudiyet şu. Ya Rabbi sana muhatap olamıyorum Allah'ım. Hakkıyla seni bilemedim. Evet. Dediğimizi teyit ediyor bu. O kadar bağırıyorum bağırdım susmadınız. Dedim ki var burada sarı ifade var. Bu Adem'den mi bahsediyorsun sen? Sen desene mi baştan beri bizi konuşturuyorsun? Bak şimdi. Evet abi. Şimdi devam et. Bir daha oku abi sen. O kadar bak ne kadar ubudiyetteki mahfiyet Adem'le yaklaşılırsa. Dur burada dur. Yani ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik. Mahfiyet Adem'i. Yok. Evet. Ama yoku anlamışım. Tamam. Yani ya Rab seni hakkıyla gösteremedim. Seni hakkıyla bilemedim. Bunu anladım. Ama yok. Yoku anladım. Dikkat edin. Allah Allah. Bendeki o olması lazım ama yok. Aynen. Onu anladım. Yani yoku anladım. Adem'i anlamak bu işte. Allah. Yoku anlamak. Nedir o? Mahfiyetkârâne ubudiyet sırrıyla ya Rab. Ne kadar yaklaşırsa. Ne peygamber demiş ya. Ya Rabbi seni hakkıyla tanıyamadım. Kendi Adem'inde bu acizlik mi oluyor? Yani? Acizlik ve fakirlik. Mahfiyet lügatı söyleyeyim. Alçak gönüllülük ve tevazu. O zaman biz zaten ubudiyetin sırrı neydi? Ad, fark, noksan, kusurun devleti. Al sana Adem'in içi. Ad, fark, noksan, kusurun devleti etmek. Bak, ubudiyeti külliye. Ha. Abi bir de şunu söyleyeyim. Merati bir vücut ile ilgili. Evet, ukul yanında katiyen takarur etmiştir ki. Bunları kaydediyorsun. Ne etmen lazım? Bunu yazalım abi ya. Bir dakika. Evet. Vücut elbette bir illet ister. Adem ise illet istemez. İktiza etmez. Öyleyse sana verilmiş zerreden ta Adem'e kadar. Evet. Devam. Zerreden ta Adem'e kadar olan bütün merati bir vücudun her bir menzilinde suale çekileceksin. Adem'e kadar. Adem illet istemez çünkü zatındandır evet. Abi. Ya. Sonlar olur değil mi abi? İmamlardan daha çok. O nedir biliyor musun sual? Sual böyle gelen böyle değil. Yani sana verilen şu verilmesi gereken nimetleri ceza manasında değil. Bak Abdurrahman, Hasan sen olabilirdin bak olmadın görüyor musun? Ben sana olabilir şu imkanları verdim. Ceza manasında değil o. Şey, diyordunuz ya abi %51 sevap ama o %49'da şöyle yani tövbe sabır, şekil olarak yapıyoruz ya. Yapacak ya. Evet. Yani olmam gereken bir çekirdek mesela ben Kırıkan'dan narı aldım, Rize'ye götürdüm. Yarım kilo olan nar, Rize'de o ağaç oldu. Ama ceviz kadar. Kendisi yok. Ha, o peki suç kimin? Çekirdekte mi? Şimdi o çekirdeği diyecekler ki, sen olabilirdin bu yarım kilo ama oldun ceviz. Şimdi bu işte. O keşke azap olsa, cehennem olsa daha iyi, serin olur. Ceviz gibi olan halinle, yarım kilo olacak halindeki o azap
cehennem serin olur. Yani ezeli ve ebedi. Hani diyorum ya devamlı ben. Vahir, şimdi ikindi namazının sünneti var. Yatsı namazının sünneti var. Kaçırdın değil mi? Ezeli ve ebedi değil daha. İkindi namazının sünnetini görmeyeceksin. Vahir, abi yarınkisi. O yarınkisi. Bugün ikindi bitti. İşte bunun gibi ya. O olman gerekirken olmadı. Kaçırdın gitti, geçmiş olsun. İkindi namazının sünneti gitti mi? Gitti. Bir de yarınki, yok yarın. Bugünkü sünnet ezeli ve ebedi imkanı ihtimali yok. Bir de ulaşma. O ne oldu? Ceviz kadar nar, yarım kilo nar olmadı. Ne zaman, ne kadar? Sonsuz. Az, fark, noksan, kusurunu deruhte etmek istiğfardır. Adem-i sırf. Sırfın şeyi, Adem-i sırfı vücuda çıkaran istiğfardır. Bir dakika abi. Adem'i vücutları da vücuda çıkaran tövbedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tövbe değil, istiğfar etti. Tövbe günahın vücudunu gösterir. İstiğfar nedir abi, bir daha lütfen? İstiğfar, aç, fark, noksan, kusurunu deruhte etme halet-i rüyesi ubudiyetin sırrıdır ki Adem'i sırftan olma ihtimali muhtemel nihayetsiz vücut mertebelerini olamadık ya, o olamadığımıza istiğfar ediyoruz. Yani Adem-i sırfa vücut veriyoruz. Gene olamadık ama istiğfar ettin. Ha ettinse Allah diyecek ki sana şu meydanda, olamadın dünyada ama ona vücut giydirdin, istiğfar ettin. Aha sana vücut. Aha sana vücut. Mesela adam diyecek ki, Adem'i söylüyorum tövbe. Herkes bunu bekliyordu abi. Adem'e de şöyle diyecek. Günahlarım var, bir sürü var. Sen neyle geldin? Ya Rabbi, günahlarımla geldim ama bir de tövbelerim var. Tövbe neydi o zaman abi? Tövbe, işlediğimiz ihtiyari ve izdirari veya ihtiyari günahlarımızın Adem'i olan o günahlarımıza vücut giydirme sistemidir tövbe. Onu vücuda dönüştürüyor. Ayet-i kerimede de şöyle diyor. Yübedilullahi seyyatim hasena. Hasena seyyatlar hasena tebeddül etti. Tebdil etti değil, tebeddül. Çekirdek ağaç oldu, yumurta tavuk oldu. Bedelleşti. Bedeline dönüştü. Bedeline, bedellendi. O zaman tövbe Adem'e, istiğfar Adem-i sırfa yapılır. İstiğfar ile Allah'a nihayetsiz aynı darlığımız olması gerekirken yapamıyoruz. Ya Rab hakkıyla sana aynı olamadım, bilemedimin anlamı, yani bu ifadesi halet rüyesi istiğfardır. Bu istiğfar nihayetsiz bir zata muhatap olmak. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bir de üçüncü cümle neydi? Üçüncü o cümlesi de var. Mensubiyeti ciheti. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması, baki ebedi bir vücudu kazanmasına vesile. Bir tane de var. Üçüncüsü, bak. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Kendisinden daha kıymetli baki mutadit vücutları kazanmaya vesile bir kelime-i hikmet, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması nihayetsiz vücutları kazanmasına vesile olan bir insan. Bu hal, yani bu söylenilen ifade istiğfar. Ne işine yarayacak bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam olduklarıyla olamadıklarına istiğfar ediyor 70 defa. Oldukları ile gördükleri olamadıkları. Olabilirdi, olamadı. Çünkü o da mahluktur. Allah Halik Celle Celaluhu. O zaman Adem-i sırf. Adem-i sırf neydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu durumu. Adem-i sırf. O Adem-i sırfta biz nihayetsiz ne olabilirdik? Her şey olabilirdik. Muhatab ilahi. En cami ayna. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum, şu haletim nedir şu andaki durumum? Aç, yapamıyorum. Gücüm fark yok. Az fark noksan, bir de kusurumu deruhte ediyorum. Ya Rab sende bir şey yok. Ben yapamıyorum. Sen yarattığında eksiklik yok. Ben yapmamışım. Kusuru deruhte etti Adem Aleyhisselam. Beşeriyetten insan oldu. Kusuru deruhte etmedi şeytan, oldu melun.
Dedi beni sen azdırdın. Şeytan öyle dedi. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ya Rab ben nefsime zulmettim. Kusuru derutte etti. Az, fark, noksan, kusuru derutte etmenin hali türiyesi istiğfar. Bu istiğfar Adem'i sıfıra vücut veriyor. Ve ezeli ve ebedi Allah'a en cami, nihayetsiz olma ihtimalleri olmaya zemindir. Olacak inşallah. Adem'in sırrından. Ve aynı zamanda insanın sırrını aralıyor. Sır insanı aralıyor. Sır insanı aralıyor. Evet. Elhamdülillah. Çok sır insanı o aralıyor. İstiğfar çok acık bir şey. Yok hani bu kadar külli nasıl bir şey yapabilir? Mukabele edebilir. Evet. Ha bu kadar Allah'ın nihayet işine karşı yani nasıl bir muhatap ya nasıl mukabele edeyim? Hakikaten Allah kim ben kim? Nasıl mukabele ederim ya? Ha nasıl mukabele ederim hale türüyedi? Bende niçin oldu bu? Adsımı bildiğim fark noksan kusurumu devlet ettim. Bu hale türüye istiğfardır. Ona ne işime yarayacak? İstiğfar ettim de ne işime yarayacak? Olmam gereken nihayetsiz Allah'a aynı darlığımın olmasının zeminidir orada. Olma ihtimallerimin olunacağına delildir istiğfar. İstiğfar herkes yapamaz. Neye benzer? Bir de mesela dua ile münacat. Dua istemektir. Ya Rab beni cehennemden uzak tut. Ya Rab şunu ver, bunu verme. Bu duadır. Şeyse münacatta istek yoktur. Yani ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle Kur'an'ın dersiyle anladım ki o münacat bir şey istemek değil. İnsanın Allah'a aynı darlığının simgeselliğidir yani. İnsan-ı Kamil'in Zat-ı Vacibül Vücud'a karşı aynı darlığını göstermektir yani münacat. Orada istek yoktur. Münacat istek yok. Şunu ver bunu yok. Bazen şöyle şeyler yaşıyoruz Hasan abi. Bir şey çıktı burada. Küçük çocuğumuz bir kusur işliyor. Hatanı anladın mı diyoruz mesela. Anladım diyor. Bazen özür diliyor. Bazen oluyor. Anlamıyor. Ama biz yine affediyoruz. Anladın mı? Anlamıyor ama biz yine affediyoruz. Bazen oluyor. Ya baba sen bir şey kızıyorsun ama ben onu anlamıyorum. Özür dilerim diyor. Vay be. Oo, çok güzel tarif etti. Mesela dedi ki kızım ben bunu anladın mı? Mesela diyor ki kusur işledim. Farkında mısın? Olmadı. Affettim. Bu Adem'e tövbedir. Ama dese ki anladım. Biliyorum kusur. Ha o zaman sen affetme değil. Affetmenin acayip bir hazını yaşamakla hatta iyi ki sert davranmadım diye vicdani bir haleti de yaşarsın. Bir kere de şey oldu. Bu dönemlerde oldu çünkü. Ya baba sen bir şeye kızıyorsun. Yani ama ben bunu fark edemiyorum yani. Şu aynı böyle dedi mi ya? Aynen yani. Ben bu şekilde özür dilerim. Yani kızdığını anlamıyor abi. Yani ne yanlış yaptığını farkında değil. Yani edepsiz konuşuyor yani. Bir babaya bir şeye karşı ya bu edep olmaz. Ya sen böyle görüyorsun ama ben onu bilerek yapmıyorum diyor. Yani ben ona özür diliyorum diyor. Bu var ya bu istiğfar işte. Hasan abi. Şurayı bir okuması lazım. Evet okusun Hasan abi. Şimdi, yani ben o şeyler kucaklamak istiyorum. Çok güzel oldu elhamdülillah. Şimdi diyor ki kavun bir tane çekirdek oluyor, bin tanesi olmuyor. Diyor ki o kavunun diğer o Adem'deki vücuda çıkmayanları onun niyeti. Yani, onlarla mukabele ederse hassiz şükrediyor. Evet. O olmayanlar var ama olabilirdi. Onları mı diyor? O işte. Bizim şu an o istiğfarla bütün çıkacak vücutlarımız bizim çekirdeklerimiz. Evet. Ben çıktım sadece. Diğerleri çıkmadı. Onlarla beraber hepsini alıp. Bütün istidatları kabiliyete döndü diyor. Hassiz bir şükür ne diyor? Hassiz bir itikad ile. Külli bir niyetle hassiz bir itikad yapmış oluyoruz. Evet. Bütün mukabele öyle oluyor. Ahirette bize hepsi sümbürlenecek. Evet, öyle olursa. Hepsi. Şimdi sümbürlenecek yani. İstiğfarla, ya Rab seni hakkıyla bilemedik dersen. Hani demiş ya, hiç ömrünüzde en az bir defa demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a
Yok, üstü zannediyor. Sonsuz. Nihayetsiz üstü zannediyor. En az bir defa ya. Ya Rab, sen beni yapmayacaksın. Sen bana zulmetmeyeceksin. Sen Allah'sın. Rabbul Aleminsin. Ben sana böyle inanıyorum. Nasıl inanıyorum? Seni nihayetsiz merhametin. Nihayetsiz. Nihayetsiz üstü zannediyorsun. Ene yine senin abdibi. Kulun bana nasıl iman ederse ben ona öyleyim ya. Ömrünüzde hiç olmasa bir defa diyor Allah Resulü. Nihayetsiz Allah'a üstü zannediyor. Ama dese ki Allah beni yakacak, beni affetmeyecek, bana şöyle yapacak, öyle mi amel göreceksin? Sonra aşırıda diyeceksin ki, ya Rab beni affet ama sen öyle bana şey beni yakacak biliyordun beni. Sanki bu toplumda böyle biz yani biz kendimiz, Allah haşa tövbe estağfurullah, cumhuriyet savcısı, hep ceza kesin, hep şey yapman, kasıt dayan, haram koyan, yapma diyen, onu yapmayan, bunu yapan, öyle zannediyoruz ya, cumhuriyet savcısı gibi ya. Ve keza yine gördüm ki mümkündeki enaniyete tabi varlığının yüzü Adem'e götürür. Mümkündeki enaniyete tabi varlığının yüzü Adem'e götürür. Yani ben bunu yaptım. Ama yaptı arkadaşlar. Var Adem işte. Var nasıl yok oluyor? Yok oldu. Ona inkılap eder. Adem'e inkılap eder. Fakat enaniyetin terkiyle ondaki yokluk ve Adem'in yüzü ise vacibül vücuda nazar eder. Vacibül vücuda nazar eder. Yani enaniyetin terki ve ondaki yokluk Adem'in yüzü eğer terk edersen vacibül vücuda nazar eder. Ne kadar ihtiyacın çoksa o kadar fakiriz. Allah'ın her şeyine Ey müstantik. Ey müstantik hikmet. Biz mevcudat kafilesi Adem karanlıklarından Sultan-ı Ezel'in kudretiyle çıktık. Demek ki Adem kudrete bakıyor bak. Burada da sarı ifade var. Evet. Sultan-ı Ezel'in kudretiyle. En ziyade cay dikkat ve cay hayret şudur ki vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücubun biz biraz vücub olarak tarif istiyorduk. Vücub. Bakın vücub. Evet vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücub. Vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücubun ve vücudun en sebatlı derecesi olan maddeden tecerrüt ve vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyet ve vücudun en sağlam ve tegayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan vahdetin sahibi olan zat-ı vacibül vücudun en has hassası ve lazım-ı zatisi olan ezeliyeti ve sermediyeti, vücudun en zayıf mertebesi ve en ince derecesi ve en mütegayir, mütehavvil tavrı ve en ziyade mekana yayılmış olan hadsiz kesretli bir madde olan esir ve zerrat gibi şeylere vermek ve onlara ezeliyet isnat etmek, onları ezeli tasavvur etmek, kısmen asar-ı ilahiyenin onlardan neşet ettiğini tevehüm etmek, ne kadar hilaf-ı hakikat ve vakay-ı muhalif ve akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu Risale-i Nur'un teadid cüzlerindeki kat'i burhanlarla gösterilmiştir. Vücudun açılımı, en latif olanı vücub. Vücub. Evet. En zayıfı da zerre ve esir. Burada aslında şeyi de anlatıyor. Süreci anlatıyor. Fena ve zeval, meft ve Adem bir perdeymiş. Bir perdedirler. Bakın, fena ve zeval, meft ve Adem bir perdedir. Bir tazelenmekmiş. Bak başka bir şey daha var abi burada bak. Ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündeymiş. Allah Allah.
Yani fena ve zeval, Met ve Adem birer perdeymiş, tazelenmekmiş, ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündeymiş diye düşünüp tamamıyla o hirkatli, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli, halet-i ruhaniye, sürurlu, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inkılap etti. Lisanım ve kalbim, belki lisan-ı hal ile bütün zerrat-ı vücudum elhamdülillah dediler. Vay be, çok şükür. Hissen hissine biraz daha yaklaştığımız için her zamanki okuduğumuz yerler daha böyle abi. Evet. Abi en belirgin bir şey daha söylemek istiyorum. Adem'de bak dinle burayı Osman abi. Biz koptuk abi. Bak kopmayın. Adem'de hayat yoktur. Madum'da hayat vardır. Bakın en belirgin özelliği bu. Adem'de hayat yok. Madum'da hayat var. Sanki böyle demiyor. Bakın denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Sözler 507'de geçiyor. Denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Ama sana bir tanesi dese ki daire ilimde Adem koydun, daire ilimde hayat var dese. Vardır. Ben şimdi en yukarıdakinden bahsettim. Evet. Tekvindeki Adem'den bahsediyorum. Madumla hayatı ayrıştırmak için söylüyorum bunu. Vücutla. Şimdi hayatsız vücut olmaz mı abi? Hayatsız vücut vücut değildir. Peki Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? Hayat ilmi vücut. Hayat esma değil midir? Şöyle bir şey diyeyim. hayat nasıl bir şey biliyor musun? Canlılık anlamında değil bu. Evet. Hayat, ilim, irade, kudreti tazamın ettiğini 433 sözde söylüyor. Evet, doğru. Vücutsuz hayat olmaz. Hayatsız vücut olmaz değil. Kelam hayat değil mi? Kelam, üç sıfatı tazamın ediyor. İlim, irade, kudreti tazamın eden Kur'an diyor. Kur'an üç sıfatı tazamun eder. Kelam ya kelam sıfatı. Kur'an ilim, irade, kudreti tazamun eder. Hayat ise bunların da arkasında. Yani vücut olması lazım yani. Hayat mesela şöyle diyelim. İlim, irade, kudreti, şöyle. Kelamı mı? He şöyle. Nereyi? Şu mevcudat. Allah varken hiçbir şey yok. Canlandırıyor. Karar verdi yaratacağım. Hayat. İrade. Evet. Proje nasıl ne yapacaksın? Ama hayatsız vücut olmaz. İlim. Neyle yapacaksın? Malzeme, taş, dağlar, tepeleri, doğumuzu, yılanı, insanı, kainatı, cenneti, cehennemi, meleği, insanı neyle yapacaksın? Projenin içinde? Hayat zemindir. Neyle şey yapacaksın? Kudretle. Şunu, şimdi bir soru soracağım. Ama Risale ile soruyorum. Bakalım nasıldır, biz birbirimizi anlamış mıyız? Ya arz, ya sema, ister istemez geliniz. Hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücuda meşergahı sanatıma geliniz. Bu Adem neresidir? Bir daha söylüyorum. Ya arz ya sema. Vara diyor şimdi. İster istemez geliniz. Hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücuda meşergahı sanatıma geliniz. Tekvin. İmkanı. Tekvin ya. Yaratılmış her şey diyor. Evet abi. Adem'den çıkınız diyor. Tekvin. Ya arz ya sema. Tamam. Tekvinde ne iş var ya arz ya semanın ya? Arz da sema. Senin arzın sema. O bir ya, şey ya diyor burada. Ya bir of. Oraya git. Ya arz ya sema. İster istemez geliniz. Şimdi hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücuda meşergah sanatıma geliniz. Daire ilimdeki. Daire ilimdeki Adem. Hayır. Daire ilimdeki Adem. Delilin ne? Söyle. Söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim. Bir dakika. Ya Allah Allah. Sübhanallah. Bir dinle Mehmet abi. Ha, şimdi arz var mı şu anda? Sema var mı? Senin için var mı abi? Var tabii ya. Nasıl yok? E o zaman niye Adem'den çıkın diyor? He? Adem'den çıkın diyor. Bak. Neyi olarak var? Bir dakika. Daire elimdeki de Adem'den kasıt nedir? Ne anlıyor? O gitmiş artık. Nereye gitmiş? Yolculuğunu tamamlamış. Daire ilim yolculuğunu tamamlamış. O vücut bulmuş. Daire ilim yolculuğunu tamamlamış. Yani. Bu değil, o değil.
Bu daha yolculuğa hani başlamak nerede? Çıkın diyor. Bizim için yolculuk mu var? Tekvin abi. Bu tekvindeki adam. Hayır hayır. Evet, Mehmet abi. Bir de burada mesela ister istemez gelsin. Hikmet ve kudretime ram olmuş. Ya. Demek ki daha kudrete ram olmamış. Evet. Ya. Yani, tamam. Kudrete daha ram olmamış. Yani o zaman demek ki Gafur abinin dediği gibi daha çıkmamış yani. Olmaz. Orası değil ya. Abi de okuduğu dur. Için alemden çıkmış. Gözde meşale yansan. Tam ram olur ne demek? Ne demek abi? Ne demek yani? Demek ki daha kudrete gelmemiş ki. Gelip kudrete ram olacak yani. Ram olmak ne demek? Hele onu bir bak bakayım. Taalluk edebilecek. Taalluk edebilecek. Uçağın pistine hazırlamak. Yani tamam. Olsa zaten itaat ediyor. Başka bir şey yok. Yani mecburen onu yapacak. Tam arzın zati sıfatta ne işi var? Sema ve arzın. Abi zati sıfatta değil yani. Daha kudret taalluk etmemiş. Tekvin diyoruz ama biz. Öyle diyor. Abdülmelik, burada mısın? Buradayım abi. Sana soracağız şimdi. Adem, sana da soracağız ha? Peki. Daire ilimdekilere soracağız. Ya. Daire. Yani o sıra mı var ki abi? Sıra yok ki. Biz anlamak için sıralandırdık. Yani şimdi okuyacaklarını şey yapalım. Evet, peki. Madumla ilgili 5-10 yeri okuyalım. O da hızlı hızlı. Kısa. Öyle mi? Ha. Evet ama çabuk okuyalım şöyle. Saat geldi. Daire ilim gidip geleceklerdi. Mazi Mustafa Bey. Kudret tahallük edecek olabilir mi? Gelecekler. Ama ilimde bu. İlmidir ilmi. Daha kudret gelip kudret tahallük edecek. Daha gelmemiş. Kudretime ram olun diyor ya. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığıyla ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Devam. Çok güzel. İşte bak mağdum bu işte. En güzel tarif bu. Madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber mağdum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi mağdum ve yoktur ve yoktan elem yok ve mağdumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir. Aynen öyle de geçmiş ve gelecek elemli saatleri hiç ve mağdum ve yok olmuşlar. Şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of etmek divaneliktir. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle Sani Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vasfiyedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Bak, hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten mağdumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun, ne şuur var ki taalluk etsin. Ey insan-ı müşteki! Sen mağdum kalmadın. Vücut nimetini giydin. Hayatı tattın. Camit kalmadın. Hayvan olmadın. İslamiyet nimetini buldun. Dalalette kalmadın. Sıhhat ve selamet nimetini gördün. Ve hakeza. Şurayı da okuyayım, kapatalım abi inşallah. Bir ilmi ezelin dairesinde planları ve miktarları tayin eden, mevcudat-ı ilmiyeyi göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misülü gayet kolay o madumat-ı harici olan mevcudat-ı ilmiyeye vücudu harici vermeyi, madumat-ı harici olan mevcudat-ı ilmiye, Evet. Gayet kolay o madumat-ı harici olan mevcudat-ı ilmiye vücudu harici vermeyi
o kudreti ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek diye nokta nokta devam ediyor. Tamam, çok güzel oldu bu. Evet. Aynen. Bu cümle bu adet. Hakikaten hatim oldu. Yazalım mı? Abi yazar oraya bir yere ya. Mazlumat. Bunu yazarsan tamam. Şu alta yaz. Ama Fatih'e çek ki uzamasın. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات tamam mı? Öyle mi? Evet. O yazarken söyle neyimdi? Kapattın. Yok abi. Yok. Abi orada diyor ki şeyde biz deminki yerde biraz kaldık mecburen. Ha sen o yaz. Kavunda kaldık biz. Tamam. Ben de onu şey evet. Abi diyor ki Gafur abi nereden? Buradayım buradayım. Gafur bak onu şey yapalım mı nasıl kapatalım? Gel gel sana bak ne göstereceğim. Evet. Yok. Ondan sonra kapatıyoruz bu şeyi. Şimdi diyor ki amelinden hayırlıdır. İşte hadsiz adetlerle tesbihatın şeyini anla. İnsan İyyâken abude iyyâken. Allah Allah. Vallahi orayı okumadan söyledi abi. Bir saatten beri biz burada mayışmıştık o yüzden. Evet. Aynısı yazıyormuş ya. Hangisi Allah o söylediğin şey? Vallahi okumadan senin yanına gelecek. Vallahi. Söyle oku bakalım. Allah Allah. Ne? Allah Allah. Hani bizim o istiğfarla alakalı bir şey. Ha onun devamı ha. Gibi oldu. Devamı gibi. O zaman oku bakalım. Dedi ki abi ha. niyetlerimiz dedi bizim ademlerimizdir. Biz onlara vücut giydiriyoruz aslında. Bütünlüğüne vücut giydirdiğimiz zaman dedi o nun harfi var ya dedi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn biz derken bütün o niyetlerimizin bütünlüğüyle yani o İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn istiğfarın aslı vücuda gelmiş ta kendisi. Evet. Yani o kavun bir tanesi vücuda çıktı, bin tanesi çıkmadı. O hadsiz bir şükür, külli bir şükür yapabilmesi için onunla niyet etti. O zaman diyor ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani sen amelinle bir şeye varamazsın. Niyetlerinle külli şükre mukabil edebilirsin diyor. Evet. Vay. Ve de bunu diyor aşağıda İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken o bütün senin vücutlara çıkabileceklerinle beraber o nun külli var ya, bir şükür. Nun var ya bütün senin olabilme ihtimallerin, kavun çekirdeklerimin evet. ihtimali var ya. Evet. Hepsiyle beraber İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Diyorsun. O zaman külli bir şükür ediyorum, mukabele ediyorum. Bunu namazın içine girmiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Çok müthiş. Diyormuş ya yazıyor. Çok müthiş. Vallahi çok müthiş. İndirecek. Arkamdan geliyor. Demek ki bir parmak daha yukarı kaldırsaydın bayılacaktı burada. Acayip bir şey ya. Şimdi biz orayı görmedik. İyyâke. Dedim ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki nun demek oymuş bak. Bütün o çekirdeklerimin diğerleri için söylüyormuşum. Allah hepsiyle beraber. Ve meğer o söylediğin aşağıda var. Aşağıda yazıyor. Demek ki fıtratın ifade edildi. Subhanallah. Elhamdülillah. O külli bir şükür işte. Yani mesela Allahu Ekber namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Aslında o külli bir şükür. Ademde kalanlar işte bak müminin niyet amelinden hayırlıdır. Yani amelinde çok fazla da zorlama iş niyette yani. Orayı çöz. Şöyle diyor demek ki orada. İyyâke na'budu işi götür. Yaptıkların da pek fazla bir yere varamazsın yani. Niyetin daha hayırlı. Kaç tane kavundan kaç ya tane çekirdeği tohum ya. Çıktı? 100 tane. 100 tane hepsi olabilirdi. 99'u olmadı. Ama namazda diyoruz ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi ondan bir tanesiyle oldum ama olmadıklarım da oldu kabul. Şeyde kavun diyor ki Esma-i Hüsna'nın nakışlarını diyor her yerde ilan etmek isterim. İnsan her an bunu diyor. İnsan ne diyor? Esma'da kalır mı? Mevzuyla alakalı diye düşünüyorsunuz. Kavun çekirdeği nerede, insan nerede? Aynen. O Esma, biz o Esma'nın Hüsna'nın nakışlarını ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak da kabul ediyor onu diye. Orada duruluyor. Sen de insansın, hepsi sen. Buradan şey de çıkıyor, talimle tekemmül diyor ya. Osman abi, niyeti çok... Amelle değil, ilimle tekemmül. Demek ki amelle değil diyor. Aslında tövbe, istiğfar da tekamül kanunu. Ademinde vücut var, vücudunda Adem var. Vücutla gitmeye çalışırsak yapla gidemezsin. Ademinle git, vücut bulasın. Tabii. Vay be, Ademle git. Demek ki illa amel ve ilimle değil, cehilliğini bilmek, asfak. Ne diyor zaten? Bizim mesleğimiz asfak. İşte daire ilimdeki Adem, işte bu Adem. Tamam, doğru abi. O bizim de söylediğimiz bir daha önceki imkanattaki Adem. İmkanattaki Adem. Evet, bak ha yazmış. Matumat, halici olan...